Merhaba, bugün 8. sınıf 2. dönem 2. yazılı için bir hazırlık yapacağım. Aslında artık 8'ler için çok fark etmiyor, her konudan soru çıkabilir. Yazılı hazırlıktan daha fazla sınava hazırlık şeklinde olacak. Çünkü zaten hepsinden sorulacak. Yazılıda da muhtemelen sınava hazırlandıkları için hepsinden sorulacak. Karışık soru çözeceğim. Evet, başlıyorum. Aşağıdaki kaplarda verilen sular özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıktan sonra sıcaklıkları tablodaki gibi oluyor. Son sıcaklıklarını vermiş. K'deki suyun ilk sıcaklığı 15 derece santigrat olduğuna göre L'deki suyun ilk sıcaklığı kaçtır? Hemen ipucuna bakıyorum. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarına göre ikisi de Q'su eşit olmak zorunda. Yani Q1 ise birinin ki diğerinin Q2 ise bunlar birbirine eşit olmalı. Formülden yararlanarak M, C, Delta T eşittir. M, C, Delta T yerlerine koyacağım. Bunu K için yapalım. Bunu da L için yapalım. K'nin kütlesi, bakıyorum kütleleri eşit vermiş mi? Yok, 200 vermiş. 200 çarpı özsü K'nin özsü C su. Zaten ikisinde de su var. Sular demiş çünkü. 4,18 Delta T sıcaklık farkı. K'nin ilk ve son sıcaklığı biliniyor. Çünkü ilk sıcaklığı 15 derece santigratmış. Son sıcaklığı 25. Son sıcaklığından ilk sıcaklığını çıkartıyorum. Eşittir. L için ise kütle 100 gram. Yine öz suyu olduğu için 4,18 çarpı. Son sıcaklığını biliyorum 30. Son sıcaklık ama ilk sıcaklığı bilmiyorum. T1 diyorum. İşlemi yaptığım zaman öz ısılar gidiyor. 200 100'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Burada 10 kaldı. 10 çarpı 2 burada 20 oldu. Eşittir. Burada sadece 30 eksi t ilk kaldı. t ilk'i diğer tarafa atıyorum. Hissediyorum t ilk. 20'yi bu tarafa atıyorum. 30 eksi 20. O da eşittir. 10 derece santigrat ilk sıcaklığı bulunur. Evet, bir grafik sorusu. Diyor ki bazı saf maddelerin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi ifadenin doğruluğu kesin değildir? Kesinlik soruları her zaman biraz daha düşündürücü olmalı. Farklı açılardan bakmalısınız. Tavsiyem kesinlik sorularında çürütmeye çalışın. İspatlamaktan çok çürütmeye çalışın. Onu elemeniz daha kolay olur. Diyor ki birinci madde ısı almıştır. Sıcaklığı arttığına göre evet, birinci madde ısı almıştır. Bu ifade doğrudur. İkinci madde hal değiştirmektedir sıcaklığın sabit kalmasının anlamı hal değiştirmektir. Bu ifade de doğru. Üçüncü madde başlangıçta katı olamaz. Bakıyorum üçüncü maddeye. Katı olduğunu varsaysam sıcaklığı azalarak katıdan daha sıcaklığı azalmış bir hal yok. O yüzden evet katı olamaz. Bu da kesinlikle doğrudur. İkinci madde ısı almıştır. Bir madde hal değiştirmek için ısı almış olabilir. Evet ama aynen üçüncü grafikteki gibi hal değiştirmek için ısı vermiş de olabilir. Bakın burada ısı vererek hal değiştirmiş. Birinci grafikte de ısı alarak hal değiştirmiş. Yani iki olasılık da var. Burada hal değiştirdiği kesindir ama ısı alarak mı ısı vererek mi onu bilemeyiz. O yüzden burada kesinlik yoktur. D kesin doğru diyemem. Evet yine grafik sorusu. 1-2-3 numaralı ortamlardaki bazı madde miktarlarına ait grafikler verilmiştir. Bu ortamlardan hangilerinde grafiği gösteren zaman diliminde fotosentez yapılıyor olamaz? Fotosentez denklemini hatırlarsak karbondioksit artı su H2O ışık klorofil onun dışında besin artı oksijen. Bakıyorum. Su miktarı artıyor. Biliyoruz ki biz bir denkleme girenlerin miktarının azalması, denklemden çıkanların miktarının da artması gerekiyor. Yani su miktarının azalması gerekiyor ki ben buna fotosentez yapıyor diyeyim. Burada su miktarı artıyor. Demek ki burada fotosentez yapılmıyor. Ben zaten olamazları aldığım için bu ifadeyi alıyorum. İkinci durumda karbondioksit miktarı gördüğünüz gibi azalıyor. Girenlerde karbondioksitin azalması fotosentez olduğu anlamına gelir. Burada fotosentez oluyor. Ama ben olmayanı aradığım için bunu almıyorum. Oksijen miktarında artış. Çıkanlarda oksijen miktarında artış. Fotosentezin olduğunu ispatlıyor. Evet bu ifade olduğunu ispatladığı için bunu da almıyorum. Çünkü olamaz demiş. O yüzden yalnız bir. Yalnız biri aldım. Evet. Başka bir soru. Verilen yükler 20 newtonlu kuvvetle çekiliyor. Buna göre yükler arasındaki ilişki nedir? burada formülümüzü hatırlayalım. Biliyoruz ki F kuvvet ve ilk düzlemin boyu yani aldığı yol F çarpı L eşittir. Aynı şekilde yük çarpı aldığı mesafe G diyelim yükü 2 metre yani H diyelim buraya da. Bunu üçü için yapıp işlemi sonunda G'leri bulacağım. 1. için yapıyorum 20 çarpı 3 eşittir G P olsun kenarına P yazalım P'nin e, ağırlığı olduğu belli olsun çarpı yüksekliği 2 işlemi yaptığım zaman burada 10 kaldı o zaman G P eşittir 30 Newton aynı işlemi ikincisi için yapacağım 20 çarpı 3 eşittir G bu sefer R çarpı 1 metre demiş çarparsam ise gr eşittir 60 newton çıkar 3. için yapacağım 20 çarpı 3 eşittir iki buçuk 5 bölü 2 olarak gösterelim çarpı gt sadeleştirdim 4 çarptım 12 işler dışlar çarpım yaptım gt eşittir 24 newton çıkar Buna göre yükler arasındaki ilişki gp30 gr60 GT20. Eğer büyüklüklerini sıralamam gerekiyorsa R büyüktür. P o da büyüktür. T çıkar. Bazı elementlerin yerleri verilmiştir. Hangi iki element elektron alışverişiyle kimyasal bağ yapar? Elektron alışverişi iyonik bağdır. İyonik bağ metal ile ametal arasında olur. O yüzden önce bunların hangileri metal hangileri ametal bulmam gerekiyor. Birinci için bakıyorum. ikinci periyot. Demek ki birinci periyodu tamamen dolu. 2 i̇ki elektron. İkinci periyot 1A olduğuna göre 1 elementi var. Son katmanında şuna 1 diyelim. Son katmanında 1 elektron olduğuna göre bu bir metaldir. İkincisi için üçüncü periyot 8A. 2 birinci periyot olmuş. ikinci periyot 8. Üçüncü periyot 8A olduğu için 8 tane var. Zaten bu soy gazdır. Bağ kurmaz hiçbir şeyle. Üçüncü, birinci periyot 1A bir yani sadece bir tane var. Biliyoruz ki bu özeldir. Bu hidrojen olduğu için ametaldir. Dördüncü, ikinci periyot 7A yani birinci katmanı tam dolu. ikinci katmanı da 7 tane var. Evet bu da 7A grubu olduğu için ametaldir. Baktığım zaman benden metal ametal istiyor. 2 tane olasılık var. Yani 1 ile 3 de olabilir. Aynı şekilde 1 ile 4 de olabilir iki tane bağ kuruluyor. Eğer şıklı bir soruysa bir tanesini verecek. Değilse olabilirlerdi. İkisini de alabilirsiniz. Evet şekiller vermiş. Ondan büyüktür ondan küçüktür şeklinde. DNA, gen, kromozom ve nükleotit kavramları simgeleyen geometrik şekillerden yıldız DNA ise kare nedir demiş. Öncelikle bunların sıralamasını kedi genden hatırlıyorsunuzdur. Önce kromozom, sonra DNA, Ondan sonra gen, ondan sonra nükleotit. Nükleotit. Baktığım zaman kare üçgenden üçgen kareden büyüktür diyor. Demek ki kare bu taraflarda olacak. Üçgen daha büyük olacak. Kare yuvarlaktan küçüktür. O zaman yuvarlak da bu tarafta olması gerekiyor. Yuvarlak da yıldızdan küçüktür. O zaman yıldız da bu tarafta olacak. E, baktığım zaman DNA bu olduğuna göre gen bu olacak, nükleotit bu olacak, kromozom bu olacak. Benden kareyi sorduğu için evet cevabım nükleotittir. Evet kaplar vermiş. Turnusol turnosol, kağıtları batılmış. Buna göre kaplardakiler için hangileri doğrudur? Kırmızı turnusolu etki etmiyor. Mavi turnusolu etki etmiyor. Kırmızı turnosolu maviye çeviriyor. Diyor ki birinci kapta kesin asit vardır. Şimdi kırmızı turnosola e, etki etmediğine göre kırmızı turnosolu eğer asite batırırsanız asit yine kırmızıya çevireceği için kırmızı kalır. Yani biz bunu etki etmiyor diyebiliriz. Ama kırmızı turnosolu aynı zamanda saf yani nötr nötr diyelim saf demeyelim. Nötr bir maddeye batırdığımız zaman yani pH'nin 7 olduğu bir maddeye batırdığımız zaman o da etki etmez. Kırmızı olur. Yani bu olasılık evet bu bir asit olabilir. Ama bu bir nötr maddede de olabilir. E, hangileri doğrudur? Kesindir dediği için bunu eğiliyorum. İkinci kaptaki madde baz olabilir. Mavi turnus baza batırırsanız o da mavi yapacağı için yine mavi kalır. Etki etmez. Bakın olabilir demiş. Eğer bu da nötr de aynı şekilde nötr'ü mavi yapar ama olabilirli bir ifade kullandığı için bunu alıyorum. Kesin dememiş çünkü. Üçüncü kaptaki madde kesin bazdır. Kırmızı turnosolu maviye çevirdiğine göre evet bu bir bazın özelliğidir. Bu ifadeyi de aldım. Demek ki 2 ve 3 doğrudur. su miktarı zaman bitkinin bulunduğu ortamdaki suyun zamanla değişim grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri söylenmez. Bu ortamda biliyoruz ki fotosentezde daha önceki soruda yazdım. Karbondioksit artı su, ışık, aynı şekilde klorofil, besin, artı oksijen. Buna göre bakalım en hızlı fotosentez yapıldığı zaman 1-2 aralığıdır. Ortamdaki su miktarı azaldığına göre demek ki su miktarı azaldığına göre yine girenler çıkanlara bakarsam bu fotosentezin yapıldığı anlamına geliyor ve bayağı bir azalmış. Evet en hızlı fotosentez yapıldığı dilim doğrudur söylenebilir. Dördüncü zaman diliminde gece olabilir. Dördüncü zaman diliminde su miktarı artmış. Demek ki fotosentez durdurmuş. Solunuma da zaten devam ettiği için yani bu tepkime tersinde solunum, solunum olduğu için Devam ettiği için su çıkmış olabilir. Bu ifade de söylenebilir. Solunum yapılmaya 3. zaman diliminden sonra başlanmıştır. Bu mümkün değil zaten. Solunumu durdurup gece ya da gündüz durma durma gibi bir şans yok. Muhtemelen bu 3. zaman diliminden sonra karbondioksit miktarı artmıştır. Bakıyorum yine e, tersten bakarsam tepkimeye çünkü su miktarı arttığına göre Aynı şekilde bu denklem tersten çalışıyor. Karbondioksit miktarı da artmış olabilir. Bu ifadeyi de alıyorum. Zaten bulmuştuk. Doğru cevabımız C'dir. Söylenemez. Periyodik tablo vermiş. Buna göre grup numarası azalır, periyot numarası değişmez, atom çapı büyür. Özelliklerinin yön numarası sırasıyla hangisi olabilir? Grup numarası azalır. Biliyoruz ki gruplar 1A, 2A, 3A diye bu şekilde artıyor. Yani bir yönde grup numarası artıyor. Benden azalır istediğine göre ters yönde gideceğim. O zaman 2 numarayla gitmem gerekiyor. Periyot numarası değişmez. Periyot numarası biliyoruz ki e, yatay sıralar periyottur. Şunlar periyot, periyot sırasının değişmemesi için bir yönünde de gidebilirim değişmez. İki yönünde de gidebilirim değişmez. Bir veya iki olabilir. Dediğim gibi yine şıklara göre olabilir. Atom çapı büyür. Atom çapı büyümesi için atomun çekirdeği katman 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 artması gerekiyor. Her bir periyot bir katman olduğuna göre aşağı doğru yani dört yönünde atom çapı büyür. Doğrudur. Eğer size aynı periyotta verirse yani mesela ikinci periyotta bu elementler için A, B, C, D elementleri için atom çapını nasıl değişir diye bakmak istersen o zaman da çekirdekteki proton sayısının en az olmasını isterim. Yani bunların dördünün de katman sayıları eşittir. İkinci periyot olduğu için iki katman. Çekirdekte proton çoksa çapı küçültür. Çünkü elektronları daha çok çeker. E proton sayısı da bu yönde arttığı için o zaman ben az proton istiyorsam bu yönü tercih edeceğim. Bu yönde gördüğünüz gibi iki yöndür. İki de olabilir. Evet bu besin zinciri ilgili hangileri doğrudur? Ee, böceklerin sayısı serçelerden fazladır üreticiler ya da zincirdeki ön halkadakiler diğerlerine göre daha çok olmalı ki bu zincir devam edebilsin. Böceklerin sayısı serçelerden fazladır. Böceklerin sayısı serçelerden fazladır. Böcekler daha önce geldiği için evet serçelerden fazla olmak zorundadır. Doğrudur. Baykuş sayısı böceklerden azdır. Baykuş bir tüketici olduğu için ondan önce gelenlerden sayıları hepsinden azdır. Bu ifade de doğru. Bitki sayısı azalırsa zincirdeki bütün canlılar olumsuz etkilenir. Bitki azalırsa onu yiyen böcek azalır, onu yiyen serçe azalır, onu yiyen baykuş azalır. Olumsuz etkilenmek budur. Evet o zaman 1, 2 ve 3 doğru cevaptır. Elektroskop sorusu. Başlangıçta nötr olan L elektroskobuna artı yüklü K yaklaştırılıyor. K uzaklaştırılmadan L topuzu topraklanıyor. Bir süre sonra toprak bağlantısı kesilip ardından K uzaklaştırılıyor. Elektroskopun son durumu nasıl olur? Şöyle hayal edersek K'yı yaklaştırdığım zaman artı yüklü olduğu için yaklaştırıyor dediği için etkiyle elektrikleyecek. Etkiyle elektriklediğine göre kendi şu, şunu yapacak. Eksileri buraya çekecek. Artılar burada fazla kalacak ve elektroskop şu şekilde açılacak. Biz bunu toprakladığımız zaman bu eksiler bu sefer Nötrleyecek kendini şuradan akmaya başlayacak toprağa doğru. Buraya dokunmayacağız çünkü daha bunu uzaklaştırmadım. Eksilere toprağa doğru verdim. Burasını nötr hale getirdim. Şu durumda şöyle bir şey görünüyor gözüme artı 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 artı. Burası nötr. Şu durumda topraklama hala devam ediyor ve artı yüklü cisim de yanında bekliyor. Sonra diyor ki toprağı kes, cismi uzaklaştır. Ondan sonra şuna Baktığım zaman sadece kalana kalan budur sadece. Topuzu ne tür yaprakları artık Ve e, onu etkiyle neneklenen madde de ortadan gittikten sonra artık bu artı yüklü bir elektroskoptur. Yaprakları da topuzu da artı yüklü açılır. Kuvvet kazancını artırmak için ne yapılamaz diyor. Biz e, bir kaldıraçta kuvvet kazancını artırmak için kuvvet kolu büyük olmalı veya yük kolu küçük olmalı bunları yaparsam kuvvet kazancım artar ama yapılamaz arayacağım kuvvet bir bir yönüne kaydırırsa kuvvet burada bir yönüne kaydırılır. bakın kuvvet kolu şu durumda bir bu kadar iki parça kaydırdım buraya Bakın 3 parça oldu. Kuvvet kolu büyüdü. Demek ki bu yapılabilir. Ama ben yapılamaz arıyorum. Bunu eyledim. Destek bir yönünde kaydırılmalı. Destek bir yönüne kaydırdı. Şuraya geldim. İlk başta kuvvet kolum şu kadardı. Kaydırınca bu kadar kaldı. Kuvvet kolum küçüldü. Muhtemelen cevabım bu. Diğerlerini kontrol ediyorum. Yük bir yöne kaydır, bir yönüne kaydırılsa yük bir yöne kaydırılsa şuraya geldiğini düşünelim. Başta 3 bölme vardı. Artık bir bölme var. Yani yük kolu küçüldü. Evet bu da kuvvet kazancımı arttırır. Arttıramaz arıyorum. Eledim. Kuvvet kolu büyütülmeli. Zaten benim mantığım buydu. Bunu da eledim. zaten cevabı bulmuştuk. B şıkkı doğrudur. Eşit kütleli X, Y, Z maddelerine verilen ısı ve sıcaklık verilen ısı sıcaklık değişimleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerin öz ısılarını sıralayınız eşit kütleli bakıyorum. Formülümüz Q eşittir M e, C delta T idi. Kütlelerini eşit vermiş. Demek ki benim kütle işim yok. Ya da 1 yazabilirsiniz. Öz ısılarını istiyorum. Gördüğünüz gibi Q hakkında da fikrim var. Delta T hakkında da fikrim var. C'yi şöyle bir kenara çekersem Q bölü delta T'yi karşıya bölü olarak attım. Delta T. Yani ben burada Q bölü delta T'leri bulursam bu benim öz ısılar hakkındaki fikir sahibi olmamı sağlar. Sıralamayı istiyor. Yani bu Q'yu verilen ısıyı sıcaklık değişimine böleceğim. 100'ü 5'e böldüğüm zaman 20. 200'ü 10'a böldüğüm zaman yine 20. 10'u 100'e böldüğüm zaman 10 kalır. Demek ki X eşit Y bu da büyüktür. Z diyebilirim sıralamaya. Evet eşit kütleli farklı cinsteki K ve L maddeleri temas ettirilerek denge sıcaklığı getiriliyor. K'nin öz ısını vermiş. L'nin öz ısını vermiş. Buna göre K'nin ilk sıcaklığı nedir? Yani şu soru işareti olan kısmı istiyor bizden. Şimdi birbirine temas ettiklerine göre birinin verdiği Q verilen Q alınan diğerinin aldığı ısıya eşittir. Yani birinin verdiği ısı diğerine eşittir. Baktığımız zaman L'nin sıcaklığı daha büyük olduğu için L verecek. Q verilen. O zaman L'yi buraya yazayım. K'yi de buraya yazayım. Q eşittir. M C delta T eşittir. M C delta T. Kütleleri eşit. Kütleyle işim yok demek ki. Öz ısılarını vermiş. L'ninkini 0,9 vermiş. L'nin delta T'sine bakıyorum. 60'tan 40'a inmiş. O zaman şöyle 60-40 eşittir. C'sini vermiş. K'nin özsuzluğunu yani 3,6 Delta testi T son diyorum. Eksi T ilk. İşlemi yapıyorum? Burada 20 kaldı. Sadeleştirdim. 4 kaldı. Sadeleştirdim. 5 kaldı. O zaman 5 eşittir. T son yani 40 eksi T ilk. T ilk'i karşıya attım. T ilk 5'i karşıya attım. 40 eksi 5. O da eşittir. 35 derece santigrat çıkar. Şöyle yukarı kalayım. Evet. Bugünkü sorularım bu kadar. Umarım yazılıda da benzerleri çıkar. Herkese başarılar.